Hayatınız boyunca biriktirdiğiniz tüm paranızı bir anda kaybettiğinizi düşünün. Ne yaparsınız? Paranızı bulmak için mi hayatınızı harcarsınız? Yoksa oturup olan oldu artık yapacak bir şey yok deyip hayatınızı yaşamaya devam edersiniz. Bir yandan kaybettiğiniz paranın yerine yenisini koymaya çabalarken diğer taraftan hiç düşünmez misiniz? Yahut sürekli aklınızda mı olur? Hadi gelin ne yapmamız, nasıl tepki vermemiz gerektiğine bir olayla bakalım. Zamanında Semerkant'ta bir semerci yaşarmış. Oğluyla birlikte yeni semerler yapıp eski semerleri de tamir edip satarmış. Geçimini böyle sağlarmış. Semerci ustası mesleğini o kadar seviyormuş ki kendi oturduğu, çalışırken oturduğu koltuğu bile semerden yapmış. Bu semerin normal semerlerden bir farkı varmış. O fark da semerde küçük bir gizli bölgenin olması. Semerci ustası bu bölgeyi para kasası olarak kullanıyormuş. O kadar gizliymiş ki bu bölge, oğlunun bile bundan haberi yokmuş. An gelmiş, semerci ustasının seyahat etmesi gerekmiş. Bir aylık gibi bir süre zarfında dükkanda olmayacaktır. Her ustanın ve babanın yapacağı gibi oğluna tembihlerde bulunup oradan ayrılmış. Tembih şu: bütün semerleri sat, ne olursa olsun üzerinde oturduğum semeri asla satma. Babası gittikten sonra oğlu dükkandaki bütün semerleri satmış. Ne olursa olsun babasının üzerinde oturduğu semeri satmamış. Ama bir gün gecenin kör vaktinde bir alıcı gelmiş. Kapıyı çalmış, çocuğa semer istediğini söylemiş. Çocuksa semerin kalmadığını, elinde hiç semerin olmadığını ve o esnada da yapamayacağını söylemiş. Yolcu çok ısrar edince çocuk biraz da tüccarlık kafasıyla düşünüp fazla kâr etmenin peşine düşüp babasının üzerinde oturduğu semeri 10 akçe yerine 30 akçeye satabileceğini söylemiş. Gelen yolcuysa ihtiyacı olduğu için bunu kabul etmiş, 30 akçeye verip semeri alıp gitmiş. Baba tüccar seyahatten geri döndüğünde dükkanda ilk koltuğuna bakmış ve korktuğu başına gelmiş. Semer orada değildir. Oğluna semerin nerede olduğunu sorunca, "Baba sen satma demiştin ama adamın biri geldi, çok sıkışmıştı. Ben de ona iyi kârla sattım. 10 akçe değil, 30 akçeye sattım." diyerek sevinçle elde ettiği kârdan duyduğu mutluluğu dile getirmeye çalışmış. Adamcağız semerde gizli bir bölgenin olduğunu söylemediği için üzüldüğünü de belli edememiş. İçine atmış. İçin için yanmış. Bir süre dükkanda kaldıktan sonra artık dayanamamış. Almış başını dolaşmaya çıkmış. Semerkant, Buhara her tarafı gezmiş. Semerci aylar mı yıllar mı gezmiş bilinmez. Ama ne semeri ne de semeri alan adamı bulamamış. O kadar yorulmuş ki iki mısra söylemiş. "Dizimde kalmadı takat, nasip arayı arayı, dolandırdı bizi kısmet, Semerkant'ı Buhara'yı." Adamcağız semerini bulamayacağını anlayınca evine geri dönmüş. Çalışmaya koyulmuş, oğluyla birlikte tekrardan semer üretmeye başlamış. Gel zaman, git zaman. Bir semeri eskitecek kadar çalışmışlar. Günün birinde adamın biri elinde eski bir semerle çıka gelmiş. Dükkandan içeri girdiğinde semerci adamın elindeki semerin kendi o gizli kasasının olduğu semeri olduğunu anlamış. Ama hiç belli etmemiş. İçeri giren adam semerini tamir ettirmek istediğini söylemiş. Semerci, "Efendim bu semer çok eski. Ben bunu alayım size yenisini vereyim. Bu da bende kalsın. Siz de semerinizi alın gidin." demiş. Adam sevinmiş, yeni semeri almış, arkasına bile bakmadan dükkandan çıkıp gitmiş. Semerci etrafını kolaçan ettikten sonra hemen semeri kontrol etmiş. Bakmış ki gizli kasasındaki tüm birikimi olduğu gibi duruyor. O kadar sevinmiş ki sevinmesini iki mısrayla dile getirmiş. "Ne lazımdır sana gezmek Semerkant'ı Buhara'yı, sana taksim olan kısmet gelir arayı arayı." Bu hikayeden çok şey elde edebiliriz, çok şey çıkarabiliriz, çok çıkarımda bulunabiliriz. Ama lafı çok uzatmamak gerek. Mevlana'nın sözüyle bitirmek gerekir. Kısmet etmişse Mevla el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemişse Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür. Yani nasibinizde kısmetiniz varsa olur. Şayet yoksa olmaz. Elbette çabalamalıyız. Ama kısmetten öteye de köy yok.